Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı ise her gün TB2 vurduğunu açıklayarak algı oluşturmaya çalışıyor. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenko, günlük basın açıklamasında bir adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı düşürdüklerini iddia etti. Konaşenko, Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin özel askeri operasyona devam ettiğini söyledi. Sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti birliklerinin Rus silahlı kuvvetlerinin ateş desteği ile birlikte Luhansk bölgesinin %90'dan fazlasını işgal ettiğini açıkladı. Şu anda sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti milislerinin Rubejno'ya yerleşiminin güneyinde Ukrayna ordusu ile çatıştığını açıklayan Konaşenko, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri kuzey yönündeki başarılı saldırılarını sürdürüyor gün boyunca Zolotaya Niva, Novo Donetsk, Novo Mayoskova ve Prechistovka'nın kontrolünü ele geçirdiler ve 16 kilometre ilerlediler. Mariupol şehrinde sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin birimleri, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle, şehir merkezindeki Ukrayna ordusuna karşı kuşatmayı ve mücadeleyi daralttı. Gece boyunca Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin Havacılık ve Hava Savunma Araçları, biri bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı olmak üzere 6 insansız hava aracını düşürdü. Operasyonel taktik ve ordu havacılığı, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 81 askeri altyapısını vurdu. Bunlar arasında 4 çoklu fırlatma roket sistemi, 3 komuta merkezi, 8 mühimmat deposu ve 28 askeri teçhizat bulunuyor dedi. Konaşenko, 22 günde Ukrayna ordusuna ait 183 insansız hava aracı, 1406 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 138 çoklu fırlatma roket sistemi, 535 saha topçu ve harçlarının yanı sıra 1197 özel askeri aracının imha edildiğini belirtti. Konaşenko, her gün TB2 vurduklarını açıklarken, 23 günlük savaş sırasında sadece bir kez TB2 enkazı yayınlayabildi bazı günlerde alt bayraktar TB2 düşürdüğünü açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun elindeki tüm TB2'leri düşürmüş olması gerekiyor. Ancak, Ukrayna ordusu halen daha bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla Rus ordusuna ait askeri araçları imha etmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı sadece bir tane Bayraktar TB2 düşürdüğünü kanıtlayabilirken, Bayraktar TB2 ise yüzlerce Rus aracını yok ettiğini gösterdi. Diğer yandan Rus ordusunun Mariupol şehrinin doğu yakasında bulunan Liboberezhnyi mahallesini ele geçirdiği belirtildi. Ayrıca Rus ordusuna ait bir insansız hava aracının Ukrayna ordusuna ait bir iletişim merkezini vurduğuna dair görüntüler yayınlandı. Diğer yandan Ukrayna ordusu tarafından Rus subaylar etkisiz hale getiriliyor. Ukrayna ordusu tarafından Rus ordusundan üst düzey görevdeki, tüm General Tushayev Magom, tüm General Vitali Gerasimov, tüm General Andrei Kolesnikov, tüm General Andrei Sukovitski, Albaylar Andrey Zakharov, Porohinya Sergey, Nikolayev Ir, Yarbaylar Agarkov Yuri, Dmitri Sofronov, Yermolin Mihail etkisiz hale getirildi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'in adamı olan ve tüm Çeçenlerin yüz karası olan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Putin'e savaş suçlusu dediği için Biden'a tepki gösterdi. Kadirov ayrıca Ukrayna'ya silah gönderileceğini duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a teşekkür ederek, "Bu silahları ele geçirip bunları Rusya adına kullanmayı dört gözle bekliyorum." dedi. Diğer yandan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Ukrayna topraklarının pazarlık konusu olmayacağı belirtildi. Açıklamada, Ukrayna topraklarının bir santimetre karesi bile pazarlık konusu değildir. Bunu defalarca söyledik şimdi de söylüyoruz. Son Ukrayna askeri ölmeden bu böyledir denildi. Meriupol şehrini savunan Azok taburu ise açıklama yaparak, destek istedi. Azov taburundan yapılan açıklamada Mariupol halkına, Mariupol savunucularına ve tüm dünyaya sesleniyoruz. Mariupol Ukraynalı Donbas'ın sembolü olmuştur. Şehrin sosyal ağlarda motive edici resimlere değil, gerçek yardıma ihtiyacı var denildi. Öte yandan Alman Bild gazetesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Çin'e gitmek üzere yola çıktığını ancak 2800 kilometre gittikten sonra uçağının Moskova'ya geri döndüğünü yazdı. Ya Pekin yönetimi Lavrov'u kabul etmek istemedi ya da Rusya Devlet Başkanı Putin Lavrova geri dönmesini emretti denilen haberde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov perşembe gecesi Pekin'deki büyük müttefikine uçmak istedi. Ancak uçuşun ortasında uçağı Sibirya üzerinde yarı yoldan geri döndü. Çin'e gitmek yerine Moskova'ya indi. Dünya şaşkın, Pekin Putin'in Dışişleri Bakanını kabul etmek istemedi mi yoksa Putin Moskova'daki kulübe yandığı için onu geri mi emretti? Putin Batı karşıtı bir azim konuşmasında Ukrayna'da sonuna kadar devam edeceğini açıklamıştı. Batı'yı ülkesini parçalamak ve ortadan kaldırmak istemekle suçlamıştı denildi. Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Rusya'ya yönelik 5000'den fazla yaptırım kararı aldığını belirterek bu yaptırım baskısı devam edecek dedi. Ukrayna'ya karşı savaş başlatması nedeniyle Rusya'ya yönelik batılı ülkelerin yaptırım kararları aldığına dikkati çeken Lavrov, Rusya'ya karşı 5000'den fazla yaptırım kararı alındı, bu bir rekordur. Bu, Kuzey Kore ve İran'a yönelik uygulanan yaptırımların neredeyse iki katıdır, dedi. Batı'nın ülkesine yönelik yaptırımları genişleteceğine işaret eden Lavrov, bu yaptırım baskısı devam edecek. Batı, şimdi 5. yaptırım dalgasıyla tehdit ediyor ancak biz buna alıştık. Yaptırımlar her zaman bizi güçlendirdi diye konuştu. Lavrov, yaptırımlara karşı ekonomi alanında gerekli önlemleri aldıklarını ve oluşan duruma ayak uydurmaya çalıştıklarını dile getirdi. Batılı ortaklara güvenmediklerini söyleyen Lavrov, artık sadece kendimize ve yanımızda duracak müttefiklere güvenebiliriz. Bu, jeopolitik bağlamında çıkardığımız sonuçtur ifadelerini kullandı. Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya dahil 10 Avrupa ülkesi, Avrupa Birliği'nin 2014'ten bu yana uyguladığı silah ambargosuna rağmen Rusya'ya toplam 346 milyon avro değerinde silah ihracatı yaptı. Fransız Mediapart internet sitesinin Investigate Europe adlı kuruluşunun araştırmasına dayandırdığı haberine göre Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Hırvatistan, Finlandiya ve Slovakya, 2015 ve 2020 döneminde Rusya'ya 346 milyon avro değerinde füze, bomba, silahlar, roket, savaş gemisi ve savaş araçları sattı. Almanya, 121,8 milyon avro ile Avrupa ülkeleri içinde Rusya'ya en çok silah satan ikinci ülke konumunda. İtalya'da Rusya'ya 22,5 milyon değerinde Iveco şirketinin ürettiği savaş araçları ihraç etti. İtalyan LA7 televizyon kanalına göre bu araçlar bu ayın başında Ukrayna'daki savaşta görüldü. İtalya hükümeti Avrupa Birliği'nin silah ambargosu nedeniyle bu araçları sivil şirketlere sattı. Diğer Avrupa ülkeleri Fransa, Almanya ve İtalya'ya göre değeri daha düşük silahlar ihraç etti. Bunlardan bazıları devamlı şekilde silah ihraç ederken diğerleri ise 2015'te birkaç silah teslimatı yaptıktan sonra ihracatları durdurdu. Avusturya 2015 ve 2019 döneminde her yıl düzenli olarak Rusya'ya hafif silahlar gönderdi. Bulgaristan 2016'da ve 2018'de 16,5 milyon değerinde savaş gemisi teslim ederken Finlandiya, İspanya, Slovakya ve Hırvatistan sadece bir kez silah teslimatı yaptı.